Evet, bugün sizlere Nur'un dikiş evinde hazır bir çeketin, erkek çeketi bu. Dirseğe kadar kolun dirseğinden kısaltma işlemini göstereceğim. Şimdi eşinizin üzerinde nereden istediğini bakın. Ben işaretlememi yaptım. Hemen sabunla işaretliyorum ve sabunla yerimi belirliyorum. Ve tekrar bir dikiş payı olacak şekilde yine alt kısmından kesme işlemini yapacağım yeri de işaretliyorum. Şimdi benim buraya bu kolda kullanılan manşet yerini istiyorlar. Burası geniş, burası dar olduğu için burada yetmiyor. Bakın, yani şu kısım daha bilek kısmı olduğu için burada yaparken şu kısımlarda hafif birer pile veya büzerek bu manşeti buraya yerleştireceğim. Aynı kotlarda olduğu gibi bunu kesip buraya da direkt dikebilirsiniz. Şimdi hemen ikinci kolla beraber aynı işaretlemeyi beraber aynı anda olması için düzeltip yerine yerleştiriyorum. Kayma yapmaması için kol altını, bakın, kol altını aynı yerini bu şekilde iğneliyorum ve manşet kısmında üst üste getirerek şurada iğneleme işlemini yapıyorum. İster elinizi şöyle düzelttikten sonra vurarak da bu sabunu çıkarabilirsiniz. İsterseniz de şöyle bakın bu şekilde yapıp işaretlemenizi bu şekilde de yapabilirsiniz. Öbür kısma da ya da vurarak sabunu çıkarabilirsiniz. Omuzlarınızın ve bu kol kısmınızı tam şekilde yerleştirdikten sonra aynı eşit olması için hemen kesim işlemini yapıyorum. Bu şekilde ayırdıktan sonra şimdi manşet kısımlarını alacağım, buraya yerleştireceğim. Manşetsiz de bu şekilde kıvırarak da kolunuzu yapabilir veya kol kısmında katlı bir şekilde şöyle göstereyim hemen. Şöyle katlı aynı kapalı manşetler gibi bu kısma da böyle de kol yapabilirsiniz. Bu isteğe bağlı ama benim bu manşetin yerleştirilmesi istendiği için şimdi bakın direkt sökmedim. Sökerek de yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Sökmeden de bunu buraya yerleştirip şu kısmından aynı kotlardaki gibi dikiş atarak da yapabilirsiniz. Evet, ilk önce şöyle bir tane iğnemi yerleştiriyorum buraya. Şimdi burası çünkü geniş olduğu için yetmeyecek ve hafif şöyle bir kat yapıyorum. Bakın, hafif küçük bir pile yapıyorum. O çizdiğim ilk yere şöyle yerleştiriyorum. Bakın, pile yaparak şu şekilde. Aynı pileden bir tane de buraya yapıyorum. Yerleştirmemin tam netliğini ayarlayabilmek için pile yapıyorum. Bunu burayı tam net getiresiye kadar ayarlayacağım. Evet, iki tarafı da karşılıklı aynı şekilde kaydırdım. Pile yaptım. Bir de astarını, bakın, şu iç astar kaymasın diye astarınız bu tarafa çok fazla kalmasın. Yani iç kısma kaydırın, astar asılmasın. Neden? Söküp de yapmadım. Şimdi tam anlamıyla da yerleştirmiyorum. Birbirine çıt çıtlanmayacak çünkü. O zaman daha dar gelir. Hafif bilelerle sadece şu kısma yerleştirdim. Çünkü bu çıt çıtın kapanmasını sağlayarak yaptığım zaman kolun burası dirsekte yerleşmiyor. O yüzden bu şekilde bıraktım. Evet, spor durmasını istediği için yani buraları spor bir şekilde duracak, birbirine çıtlanmayacak bu şekilde ayarlamış oldum. Şimdi makineden dikiş işlemini hemen kenarından aynı kot pantolonlarda hazırlarda yaptığım gibi şu kenardan dikişini yapacağım ve sülfüresini yapıp sonra bu şekilde çevirme işlemini yapacağım. Makinenizin alt haznesini çıkartıp
Kolu bu şekilde içerisine yerleştirirseniz daha rahat döndürerek makinenizle bu şekilde dikişinizi yapabilirsiniz. Evet, işlemimiz tamamlandı. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde içerisini de göstereceğim. Sürfile yaptım. Şöyle videonun karşısına. Kenarından çektim, sürfile yaptım ve çevirdim. İsterseniz bunun üzerinden bir spor dikişi de gidebilirsiniz. Şu şekilde kenarından da gidebilirsiniz. Veya buradan veya şuradan bir spor dikişi de yapabilirsiniz. Ve bugün de size hazır bir çekette kolumuzun kısaltmasını göstermiş bulunmaktayım. Bugün de astarlı bir montunuzda. Bakın burada manşet istendi. Sizler bunu çevirerek de yapabilirsiniz. Manşetimiz unutmayın mutlaka küçüktür. Pile yapmak zorundasınız. Veya büzgü. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, sizler de evinizde eğer böyle kısaltıp değiştirmek istediğiniz modellerinizde bu tarzda çeketlerinizin kollarını da değiştirebilirsiniz. Nur'un Dikiş Evi'nde bugün de sizlere bu kol tarifiyle bu videomu göstermiş bulunmaktayım. Instagram ve Facebook adreslerimden de beni takip ederek takıldığınız yerleri oradan da bana sorabilirsiniz. Kanalıma abone olup 400'e aşkın videomu izleyerek siz de oturduğunuz yerden kursa gitmeden dikiş öğrenebilirsiniz.